İyi günler. Bugün 13 Ekim 2014 Pazartesi. İşte günün gazete başlıkları. Akşam yargı vesayeti zincirini kırdı. HSK seçimiyle bir vesayet dönemi daha kapandı. Türkiye genelinde oy kullanan yaklaşık 14 bin hakim ve savcı yargıdaki paralel yapıya dur dedi. Dünya, İstanbul Finans Merkezi için ajans kuruluyor. Resmi bir statüyle kendine ait bütçesi olacak İFM ajansında faaliyetler özel sektör odaklı yürütülecek. Habertürk, dudak uçuklatan cephane 150 kilo C4, bir şehri havaya uçurur. 20 intihar yeleği, Gaziantep'te ele geçen mühimmat arasındaki intihar yelekleri IŞİD şüphesini güçlendirdi. Hürriyet, IŞİD dondu kaldı. Amerika uçakları dün sabah 8.30'da Kobani'ye öyle büyük bir bomba bıraktı ki sınırın bu tarafında biz sarsıldık, IŞİD'in de silahları sustu. Milli Gazete, Yunanistan'daki Ayasofyalar, Atina'daki Müslümanlar namazlarını garajlarda, bodrum katlarında kılmak zorunda kalırken müzeye çevrilen iki büyük camiye bilet alınarak girilebiliyor. Atina'daki Osmanlı Yadigarı iki caminin hali tıpkı mahzun vaziyetteki Ayasofya gibi. Milliyet, kanun çok, kurtulan yok. Kadın cinayetleri bu yıl rekor kırdı. Çıkartılan yasalar, imzalanan sözleşmeler, kurulan şönimler, panik butonları hiçbir önlem şiddete dur diyemiyor. Posta, futbol aşkına. Yıldız bir futbolcu olmayı hayal ederken 1992'de Şırnak'ta askerliğini yaptığı sırada mayına basıp bir bacağını kaybeden Yalçın Kaçar, futbol aşkından hiç vazgeçmedi. Tek bacağıyla futbol oynamaya devam eden Yalçın Kaçar, ampute milli takımına kadar yükseldi. Star, yargı şantajı yendi. Yargı HSK seçimlerinde şantaj ve kumpası yaşam biçimi olarak benimseyen paralel yapıya karşı verdiği zorlu mücadeleyi net bir sonuçla kazandı. Yargıda Birlik Platformu ilk sonuçlara göre adli yargıda 7-0 yaptı. Takvim, Alman usulü PKK'nın Kobani eylemlerinin altından Almanlar çıktı. Birçok kentteki gösterilere katılan ajanların can kaybının artması için teröristlere talimat verdiği anlaşıldı. Türkiye, Kürt'e hizmet bu mu? Yaktılar, yıktılar, öldürdüler. Kobani bahanesiyle yurt içine taşınan isyan ateşi Kürtlere bedel ödetti. Vatan, yeni dönem, hükümete yakın Yargıda Birlik Platformu adayı 10 isimden 8'i HSYK'nın yeni üyeleri oldu. Yeni akit, PKK cahil Kürt istiyor. Cumhurbaşkanı terör örgütünün okul yakmasına sert tepki gösterdi. Ve Yeni Şafak, paralele HSK darbesi. Paralel yapı tehdit ve şantaja rağmen HSK seçiminden büyük yenilgiyle çıktı. Yargıda Birlik Platformu adli yargıdan 7, idari yargıdan da 1 adayını HSK'ya gönderdi. Paralel yapının sadece 2 adayı kazandı. Böylece yargıdaki vesayet bitti.